E, dizinin adı Kulüp. Netflix'te yayınlanıyor. Ve ben bu diziyi konuşarak kısaca bundan bahsederek girmek istiyorum. Orası Maksim mi? Hayır orası Maksim değil. Ee, bir kere her şeyden evvel bir şey söyleyeyim. <laughs> İlk defa canlı yayına sizin programınıza katılıyorum. Teşekkür ederim. İnanın bu kitap çıktığı günden beri 20-21 gün oldu. Belki 10 kişi 10 ayrı programdan çağırdılar. Sizi şerefine temin ederim. İlk çıktığım canlı yayın bu. Çok teşekkür ediyorum. ...şeref verdiniz. O şeref bana ait. Şimdi kulüpte bazı karakterler var. Siz bu karakterleri tanıyor olmalısınız. Ama bazılarını hiç tanımıyorsunuz. Biz izlerken tabii biz eğlence dünyası deyince aklımıza hepimizin Maksim geliyor. Evet. Ve Maksim'i izliyoruz zannettik ama siz Maksim değil diyorsunuz. Fakat bazı karakterler var. Siz onları tanıyorsunuz. Hangi karakterler onlar? Şimdi e, e, dizinin yazılmasında senaryoya katkısı olan Rana Denizler Denizer... Aslında e, babası da, annesi de ve anneannesi de hakikaten Maksim'de çalıştı. Ama orası yine özellikle söylüyorum, orası Maksim değil. Çünkü e, o Selim karakterindeki şahıs da Zeki Bey değil. Orada e, tabii böyle bir dizide ilk defa akla Maksim geliyor. Ama Maksim değil orası. Ama o üç kişi orada bir fiil çalıştı. Kim onlar? Şimdi Matilda… Maksim'de çalıştı. Maksim'de çalıştı. Hı. Maxim'de, Matilda kulis arkasında. Gökçe Bahadır'ın canlandırdığı evet. Matilda. Ee, o tarihte de yaş almış bir hanımefendiydi. Ben de çok sevdiğim biriydi. Orada da çamaşırcı olarak mı Hayır şimdi mı bir kere or oralar hep şey fazladan yani Hı -hı. oralar artık fantaziler yapmış yani Yani Çamaşırhanenin ne işi var gazinoda? Daha sonra zaten az solistin kulisinde çalışmaya başladı. Kuliste... Yaptığı görev kuliste Zeki Bey'e, ya da e, o tarihteki gelen as solistlere odalarına bakan, işte onların giyin, giyinip soyunmasına yardım eden, elbiselerine e, bakan, eden yani bütün gününü orada öğleden sonra gelip orada geçiren ve gece de onlarla beraber e, orada mesai veren bir hanımefendi. Kızı Rachel. Aysel. Yani Raşel ismindeki. Hı hı. Ben Raşel ismini de bu diziden öğreniyorum. Yani Hristiyan bir hanımefendi olduğunu tahmin ediyordum ama bugüne kadar ne benle ne bir... Kapıda... Ee, gidersiniz gidemezsiniz diye babam... E, nereye gidiyorsunuz? işte yemeğe gidiyoruz şunla diye. O da o arada geldi, kapıyı çaldı. Bir babam kapıyı açtı. Amasya apartmanda oturuyor onun tarihte. Karşısında bunu görünce niye geldin dedi sen buraya? İşte sadece beraber yemeğe gideceğiz deyince o bir kere bir papara yedi. Sonra ben de çok büyük bir papara yedim ve beni ilk defa Maksim'den içeriye bulaşık yıkamaya götürdü. Gidersin gitmezsin çok da büyük bir dayak yedim yani. Bulaşık yıkamaktan yöneticiliğe kaç senede geçtiniz? Ben yöneticiliğe 1983'e kadar geçmedim. 83'te bunların hepsinin başına büyük bir felaket geldi. Hepsi tevkif edildi işte. Evet onları söylüyorum. konuşacağız. Evet. Peki o, o zaman... zaman geçelim. Biraz siyasi meselelere bakalım. Sohbete şöyle devam etmek istiyorum. 12 Mart muhtırasının ardından hayatın nasıl değiştiğiyle. Çünkü gazinoya giden, gidip gelenler değişmeye başladı diyorsunuz. Sonun başlangıcını ellerimizle örü, örüldüğü bir dönemdi diyorsunuz. Çünkü orada bir yeni zengin sınıftan bahsediyorsunuz. Kimdi o yeni zenginler? E, Adat nasıl değişti? Gazino hayatı nasıl değişti? Ve bu siz, size nasıl yansıdı? Şimdi burada en büyük kusuru ben size söyleyeyim. Bu ülkede en çok korkulan şey servet ve para. Yani... Birkaç tane sektörü tenzih ederek konuşuyorum. Genel yapısı itibariyle para kazanmak için kurulmuş olan işlerde bir prensip vardır. Oranın kuralları vardır. Bu dünyanın her tarafında böyledir. E, bu memlekette maalesef bu kurallar ve bu prensipler, eğer bir mal 100 liraya satılırken karşı taraf gelip de buna 300 lira veriyorsa, burada prensip ve kural falan kalmıyor. Dolayısıyla en nihayetinde gazinolarda e, para kazanılmak için kurulmuş yerler. Ve biri gelip de size kurallarınızı sizin aldığınız paranın üç katını size ödemeye başladığında siz artık kural falan e, savunmaya e, bakın bakmıyorsunuz. O anda para topla para kazanmaya bakıyorsunuz. Kim de o anda para kazanmaya bakar? O, gün, o günki şartlarda bir zaman demir tüccarları oldu. Demir tüccarları bitti işte. Onlar demir tüccarlarına beraber haddane sahipleri oldu. Onlar bitti. Onların yerine müteahhitler oldu. Müteahhitler bitti. Bankerler oldu. Bankerler bitti. O oldu. Yani kolay para kazanan. Maksim'de adam başı bugünkü rakamlarda 4-5 bin lira, belki 7 bin lira, 8 bin lira bilmiyorum. Yani tam denk, hesap yapamam şu anda. Böyle astronomik rakamlar yani 4 kişi gelip de 80 şey 30 bin lira 40 bin lira gibi hesaplar ödeyecek durumlardaki insanlar bunlar içinde yüzde beştir meşru para kazanan hatta belki o bile çok büyük bir rakam. Dolayısıyla bu para bunları e, mecrasından çıkarmıştır yani e, şımartmıştır Hak, yani ben onları da kusurlu görmüyorum çünkü adamlar hayallerinde bile e, Düşünemedikleri, sahip, olamayacak. sahip olamayacakları paraları eğer e, 6 ayda, 1 senede, 2 senede sahip olmuşlarsa maksimum o tarih, eğlence dünyasının eğer e, e, tabiri caizse amiral gemisi ise hı hı. adam burada bu para, para vererek kendine isim yapıyor. 100 lira, 200 lira diyelim ki misal söylüyorum rakamları hı hı. hesap ediyorsa 500 lira, 1000 lira da bahşiş veriyor. Ve dolayısıyla bu parayı almaya alışmış olan o salon personeli her ne kadar maksimin kuralları içerisinde hareket edeceğim dese bile haklı olarak kendi menfaatini düşünüp zaman zaman kuralları çiğniyor. Siz de zaman zaman görmezden geliyorsunuz bunu. Bu fazlalaştığı zaman zaten yozlaşma, yozlaşma yani, başlıyor. başlıyor. Yeme içmede bir şey oldu mu mesela işte içkinin bir adabı var, yemeğin bir adabı vardı. Gazino'nun bir kültürü vardı sonuç olarak zannediyorum bu... E, zengin... kültüründen başka, yani madana başka bir şey var. Bahsettiğiniz içkilerin bir ilk e, tüketilme tarzı var. Bu dünyanın her yerinde böyle. Hı hı. Bu ülkede yani damak içkisini siz kalkıp da yemek içkisi haline getirebiliyorsanız, yemek içkisini kalkıp da işte hiç olmadık bir yerde bunu sunabiliyorsanız, bu karman çorman oluyor yani o zaman Siparişler verilen siparişleri de zaten anormal karşılasanız bile uygulama safaatine koyuyorsunuz çünkü bire, bire yüzü veriyor adam. Aslında hiçbir şey boşuna değil, her şeyin bir karşılığı var, değil mi? Yani viski lahmacunun bir karşılığı var. Bir dönem olarak. Ya olur mu böyle bir şey İpek Hanım? Yani dünyanın dönem neresinde var ki yani? Hani... Siz İngilizlere biz viski e, lahmacunlar içiyor musunuz? sen size parayla satmazlar. <laughs> Peki 12 Mart muhtırasının ardından e, kitabın bence en ilgi çekici, en azından benim gibi siyasetle ilgilenen insanlar için e, ve toplumsal olaylarla ilgilenen insanlar için en ilgi çekici olaylarından biri, İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Faik Türün'ün emriyle MİT'te görev yapan Mehmet Emir'in babalar operasyonuna başlaması. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde üst düzey bürokrat ve askerlerle samimi fotoğraflar olduğunu anlatır hep Eymür. Ancak faik türünün isteğiyle sola karşı başarılı mücadeleleri yüzünden kahraman olarak görülen bu kişilerin isimlerinin ifadeden çıkarıldığını da söyler. Bu talebin arkasında babanızın olduğu da yıllardır konuşulur. Var mı babanız bu talebin arkasında? Ya da bu işin neresinde? Yani babam e, Şükrü Balcı'ya... E, bu e, solcularla ilgili ifadeleri çıkar mı demiş. Evet. Niye Fahrettin Aslan solcu mu? nasıl biri mi? Ezelden beri Demokrat Partili, Adalet Partili onu takip eden partilerin savunmuş bir adam. soltandansı bir adam değil ki. Böyle ben onun... Bunu doğru bunu... Hayır doğru ben zannetmiyorum. Şimdi Şükrü Balcı'yı görüyoruz. Ekranda Şükrü Balcı ile ilgili de... Ee, tabii kitabınızda pek çok bürokrat var, siyasetçi var. Onlardan e, biri de Şükrü Balca, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü. Evet. Babanız Fahrettin Aslan'la çok yakınlar. Hatta e, sizin iddianıza göre de o kadar yakınlar ki birlikte iş yapıyorlar. Nasıl bir iş bu? Bir iş değil o iş yapmıyorlar. O tarihte otorizasyon var, döviz yasağı var. Ama Türkiye'de sanayinin ihtiyacı ham madde var. Bu paralar... Siz 100 dolarla dışarı çıkarsanız bir paket sigara için sizi götürüp de tutuklanacak <laughs> hale Özellikle. gelirseniz o nereden akratif atacaksınız? Böyle bir şansınız yok. Dolayısıyla illegal yollardan para çıkıyor geliyor. İşte rahmetli Şükrü Balcı da o illegal yollardan parayı çıkartanların listesini eline geçirmiş getirmiş Fahrettin Aslan'a e vermiş. Fahrettin Aslan o zaman da işte kendine de o işin aslı ortaya çıkmasın diye bir güneş rumuzu koymuş. güneş böyle dedi, güneş böyle dedi. Bir güneştir gidiyor. Kaç kişilik bir liste mesela aşağı yukarı bu? Minimum 80-100 kişi var. Ve sonra o 80-100 kişiyi Ya yani para topluyorlar. Hı. Bu parayı topladıklarını, şey, bu parayı kim topluyor? Bunu rahmetli Fahrettin topluyor. Öbürkü de rahmetli oldu gitti. Dolayısıyla Top... Ve parayı paylaşıyorlar. Ve çoğu da zaten ekaliyet bunun. Hı hı. Yani yarısı en azından ekaliyet. Çünkü bunları nereden biliyorum? Bunların ifade vermesi için Şişli'ye geldiklerinde, Şişli Adliyesi'nde rica minnet oraya e, ifadeye götürdüğüm insanlar var aralarında da onun için onların ekaliyetten insanlar olduğunu oradan biliyorum. Dolayısıyla bu para toplanıyor. Bu para toplandıktan sonra da zaten büyük operasyon oluyor ve buna bu hadiseye bir meşru yine sebep buluyorlar kendilerine göre o tarihte böyle bir operasyon yapıyorlar. Operasyonlar zaten birçok isim sahibi insan şimdi onları da yani isimlerini zikredip de onları da rencide etmek istemiyorum. Hepsini derleyip derdesedip götürüyorlar. Dolayısıyla benim babam 11-12 ay yattı. İşte 83 yılında benim yönetime bu şartlarda geldim ben. ve geldiğim Babanız hapse girince evet. yönetime geldi. Dolayısıyla o, o geldiğim zaman da o gün karşılaştığım, geldiğimde karşılaştığım olaylar vardı. Ki o olaylar beni çok üzmüştür, çok yormuştur. Allah'ın yardımıyla kendi e, o güne kadar öğrendiğim bazı e, müdahalelerle ve tecrübemle biraz da sakinliğimle o hadiseden çok büyük bir borç var size kalan. Anormal şey. bir para. 750 750 milyon, milyon lira. O tarihin parası. Ama 750 milyon da bugünün 750 milyonu değil. Klas o tarihin parası. Sır bir ev o zamanlar 25 bin lira falan Yok mı? o daha 60'lı yıllarda. 63-64'te. 60 60, yıl. o... Ama siz ödüyorsunuz bu borcu. Ödüyorum ama ben ödüyorum da nasıl ödüyorum ama. Ama o arada da hiçbir sanatçı sizin yanınızda Hayır, olmuyor. Sadece o tarihte işte... Ee, Seda Sayan var. Harikavcı çalışıyordu. Onun da bittiği, yani programın bittiği zamana denk gelmişti. Üç, dört, üç tane gazino açıktı, iki tane daha başka iş yeri açıktı. Orada işte o şeyle, ne derler, e, rotasyonla Seda Sayan'la e, o hadisi götürebildiğimiz yere kadar götürdük. Peki başka kimlere teklif götürdünüz ve kabul etmediler? Bir kere... O isim sahibi artistler yani az solistler zaten yoktu ortada. Yani konuş konuştuğunuz e, e, iş teklif ettiğiniz e, az de zaten yanaşmıyorlar. Yani çeşitli e, korkuyorlar mıydı? Neden? E korkuyorlar mi? çünkü e, operasyonda e, o tarihin en iddialı isimleri Kabaday aleminden ve iş e, dünyasından kim varsa. 13-14 kişi bunlar. Hepsi zaten tutuklanmış. Yani işin içinde çok büyük bir problem olduğunu e, zannederek ki öyle gözüküyordu. Bunlar bir daha e, tutuklandılar. Bir daha kolay kolay gelemez. Dolayısıyla biz de şimdi e, Sacit'le beraber kabul eder de bu işlere devam edersek biz de mimleniriz. Saikiyle. Herkes bir tarafa çil yavrusu gibi dağıldı. Bu her zaman ama böyledir. Her zaman. Yani bu kitap bugün 40-45 sene evvel olan işleri anlatıyorsa ya da 35 sene evvel olan işleri anlatıyorsa bugün de olan hadiseleri 30-35 sene sonra 40 sene sonra bir başkası çıkıp kitap yazacak. Yani insanlar yaşadıkları dönemdeki yaptıkları hadiseleri 9 defa 8 defa düşünüp bir defa konuşacaklar. Çok ince hesaplar yaparak hareket edecekler. Yani hiçbir şey gizli kalmaz. Ne de bütün bu e, bilgiler e, ar aradan bu kadar zaman geçti unutuldu falan diye e, da e, davranış Vinci şey sergilemek büyük bir hata olur yani. Evet. Kabadayı diyorsunuz. Evet kabadayı. E, mafya demiyorsunuz. Maf Şimdi bakın bu mafya ismi herkesin kulağına hoş geliyor diye konuşuyor. Şimdi dü Ama dü e dünyada e ben... siz e Sicilya mafyasının başındaki insanı tanır musunuz? Amerika mafyasını tanıyor musun? Ben tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Amerikalı da tanımıyor. Sicilyalı da tanımıyor. Burada mafya denen insanları ümmeti Muhammed tanıyor. Nasıl olacak bu iş? Tanınmasında nasıl bir mahsur var? Tanıyamazsınız ki o mafya piramidinde bu tip insanları birebir halkın tanıma şansı yok. Yani o piramidin ikinci basamağına kadar belki çok irdelerseniz, araştırmacı gazetecisiniz, şusunuz busunuz belki bulursunuz. O tarihte Amerikan mafyasının ikinci basamağından sonrasını aramaya kalkarsanız arama şansınız yok. Sadece yani, soruyorum. Mesela bu, bugün e, pek çok ifşa e, gündeme gelen Sedat Peker e. mafya mıdır? Hayır. Ben Sedat Peker'i mafya olarak asla ve kata kabul etmem. Ne olarak kabul ediyorsun? Kabadayıdır. Yani kabadayıdır. Aradaki fark ne? Ya, aradaki çok fark var. Bir tanesi uluslararası bir pla şeyde platformda e, birçok kişiyle tokalaşıyorsunuz. Bir tanesi siz yaşadığınız memlekette e, kavgayla, gürültüyle ya işte bazı hadiselerle, bu son hadiseleri tenzih ederek konuşuyorum. Bu Hı. apayrı bir iş. Bundan önceyle ki ha, yaptığı hadiselerle kavgaydı, dövüştü işte arada iki kişinin aracısı olmuştu oraya racon kesmiştir. İşte sen bunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın demiştir. Abilik yapmıştır. Bu tamam ama şimdi bu isimler, o tarihteki isimler ben onların birçoğunu birebir tanıdığım insanlar. Ben ha, hiçbir tanesinin uluslararası bir teşkilatlı olduğunu ya öyle bir organizasyon içinden olduğunu Duymadığı ayrımı oradan mi? kuruyorsunuz siz peki kumarhaneler ya çok popüler oluyor ve babanız da bu işe girmek istiyor ancak durumu koşullara şartlara uymuyor ee, öyle değil mi bazı şartnamelere uymak durumunda İşte orada siyaset dünyasıyla arasındaki o ilişkiler devreye giriyor nasıl oluyor da kumarhane işine Şimdi, giriyor o günkü e, siz iddialı bir gazetecisiniz o gün kumarhaneler için çıkan yönetmelikte ve kanunda yani resmi olarak bir kumarhanenin nasıl lisans alacağı açıkça yazılmış. Bunu Google'da da bulabilirsiniz. Başka bir şekilde de bulabilirsiniz. Minimum 400 yataklı bir yer olacak. 5 yıldızlı bir otelden bahsediliyor. 5 yıldızlı otelin bütün eee üniteleri mevcut böyle bir yere kumarhane lisansı alırken yani canlı oyunları ve makinaları koyma hakkına e, hukuken kanunen e, sahip olabildiği gibi, eğer olabiliyorsa, maksim bir buçuk dönümlük, iki dönümlük bir e, üstü kapalı bir düz bir salon. Efendim, lobisi var. Normal e, programı yapıldığı bir sahnesi var. Onun izleyicinin oturduğu bir salon var. Arkada da mutfağı var. Burası hangi şartlara haizdir de bu lisans alma hakkına sahip olur. Ama? Ama 14 kişi elini kaldırır. İsmet Sezgin buna rahmetli e, öne yak olur. Şimdi İsmet Sezgin'e geçme. İsmet Sezgin dediyseniz eğer başa daha başa dönelim. Evet. Diyorsunuz ki İsmet Sezgin yani dönemin İçişleri Bakanı mı? Evet. O dönem. Ee, İsmet Sezgin akşamları geliyor babanızın ofisine evet, Evet benim dikkatimi çektiği <laughs> için söylüyorum. Yani beyefendi buraya gece saat 10.30'dan 11'den sonra gibi bir saatte geliyorsa bir sefer çok force major bir işi vardır. Amenna. Ama bunu adet edilmişse yani bir yıl içerisinde 3 defa oraya geldiğinde üçü de gecenin bu saatindesi o zaman dikkat çekiyor. Ve benim de dikkatimi çekiyor. Ben e, koyun gibi bana her beyanı e, doğru kabul ederek hareket etmem. Bu faretin kim olursa olsun sorarım. Cevap verip vermemek size bağlı. Sordunuz mu? Sordum. Nedir? Ne Sordum da buraya gelişini kimsenin görmesini istemediği için bu saatte geliyor. E o zaman bu nasıl arkadaşlık? Nasıl arkadaşlık bu? Buranın, bu, bu davranış biçiminin neresi samimi? Hiç gelmesin. Aslında siz bunu söylüyorsunuz ya da. Ya şimdi şey ben onu niye söylüyorum? Ben biliyorum çünkü bu işin bir yere kanalize edildiğini. Ve başımızın ağrıyacağını da biliyorum. Başınız ağrımadan önce nereye kanalize olduğunu konuşalım. İşte benim işte buraya yazdığım tutlarıma kanalize oldu. Şöyle e, şartları uymuyor Maksim'in. E, e, kumarhane olmaya ve bu iş meclise geliyor. Babanız için yasa mı çıkarılıyor? Aynen öyle. Turizm bölgesi ilan ediliyor. Yeniden turizm bölgesinin ilan edildiği yer şu anda Taksim'deki o büyük otelde başlıyor. Maksim'i içine alıyor. Maksim'den sonraki iki tane otel var. Sınır orası. Oradan da karşıya geçiyor. O zaman e, Taksim Berekçisi falan ya da Doktor Oğlu diye bir acente var. Ya da işte o, e, Kilise Vakfı'nın dükkanlarını geçiyoruz. Hı hı. Aşağıda bir hediyelik eşya satan bir gümüşçü var. Orada turizm, Taksim'in turizm bölgesi orada bitiyor. Bakın. Şimdi bir komedi oynanıyor aslında. Aslında bir drama oynanıyor burada bitiyor. Burasının turizm bölgesi ilan edilmesinden sonra bu karar mecliste veriliyor. 14 kişi, 11 kişi yani 11-14 kişi arasında kabul edenler, kabul etmeyenler her kalkıyor, kabul ediliyor. Sabah 9'da resmi gazetede yayınlanıyor. Saat 4'te biz 3'te biz lisans alıyoruz. Öğlen öğleden sonra 1.30, 2, 3 işte o civarlarda mesai saati bitmeden de kanun yürürlükten kalkmıyor. Yoksa söylüyorum size yani Beş Yıldızlı bir otelin imkanları maksimum yok ki. Yani nasıl biz oraya lisans aldık? Nasıl üç buçuk, üç sene dolu dolu biz orada bütün Beş Yıldızlı otellerdeki bütün canlı oyunları koyduk da yaptık? Nasıl yaptık yani bunları? Aslında e, şimdi çok daha iyi anlar izleyicilerimiz de kitabı da okurlarsa eğer siz kitapta diyorsunuz ki e, ben kendi kişisel hayatımı anlatmadım bundan kaçındım. Aslında Maksim üzerinden bir Türkiye fotoğrafı sunmaya çalıştım. Şunu mu söylüyorsunuz Selçuk Bey? Türkiye hep böyleydi mi demek istiyorsunuz? Şimdi, söylüyor, yani şimdi zaman zaman şöyle bir şey konuşuluyor. İşte zamanında böyle değildi. Efendim zamanında da böyleydi. Değil mi? 40 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti nüfusuna intikal etmemişti. Bugün yani bir avuç bu e, tip tarz e, pek de şık olmayan bu olaylar belli bir e, sınırlı bir daire içerisinde belli insanlar arasında kalıyordu. Bu 40 milyonluk nüfusa sirayet Sirayet, etmiyor. sirayet etmiyordu. Bugün 80 küsür milyonluk nüfusa sirayet ediyor bu tip olaylar. Nasıl sirayet ediyor? bu? mesela? ediyor işte. Yani son Türkiye'de son iki senedir yaşananları siz benden daha iyi biliyorsunuz. Evet. Turgut Özal dönemine biraz bakalım istiyorum. Turgut Özal dönemi e, Maksim açısından da madem Maksim'i Türkiye'nin bir fotoğrafı olarak düşünüyoruz. Farklı bir dönem miydi? Ne gibi yani? Yeni bir sosyete yap, yeni bir sosyete yaratıldı. E bu, bu... Hı hı. Şimdi bakın bazı şey yani bir nokta var bir kırılma noktası var ki o kırılma noktasından sonra on o o kırılma noktasının hemen bu bu taraftaki çizgisiyle olanla bugün olan arasında çok büyük karat farkı yok. Önemli olan o kırılma noktası olmayacaktı. O kırılma noktası önemli bir izleyici önemli bir e, kültür sahibi e, görgülü bilgili insanların bu dünyadan ya göçüp gitmesi ya da eline eteğini buradan çekip kenarında köşesinde artık hayatını yaşadığı noktadır. O kırılma... kırılma noktasının tam tarihini verebiliyor musunuz? Tam tarihini söyleyeyim size 1983'tür. Yani, yani nasıl bir ortam? 80'de başladı yani 79 senesi 78-79'da e, işaretler gelmeye başladı ama. 82-80 darbesinden sonra hadisenin şekli şemali iyice değişti. 83'te de zaten kontrolden çıktı. Kırılmadan kastınız ne tam olarak? Kırılmadan kastım paranın gücü kurumlaşmış müesseseler de dahil olmak üzere hepsini dejenere etti. Evet. Maksim öyle bir yer ki sadece yurttaş gelmiyor. Onun yanı sıra iş adamları geliyor. Milletvekilleri gel geliyor. Hatta başbakanlar, cumhurbaşkanları Doğru. geliyor. Kimler geliyordu? Ben mesela rahmetli Cevdet Sunay'ın Taş çık Maksim'e Zeki Müren'i izlemeye geldiğini çok iyi biliyorum ama mesela şimdi orada vilayet böyle bir rezervasyonu yaptığında soruyorsunuz vilayete. Efendim işte Sayın Cumhurbaşkanı gelecekler, bugün teşrif edecekler. Evet biz buraya normal vatandaş olacak mıyız? Tabii diyor adamlar. Sadece Cumhurbaşkanı'ndan 3 metre geride oturtturun insanları. Arada 3 metre 4 metre mesafe olsun ama halka açık bir gece olsun. Ve hakikaten de beyefendi geldiğinde en ufak bir şekilde bir değişiklik olmadı. Sadece dün gibi hatırlıyorum çok pahalı yani 80 ile 100 bin lira arasında o tarihteki fiyatı olan bir yemek takımı aldığımızı biliyorum. O geliyor diye. O geliyor diye çünkü kocama yani tek böyle 3 4 kişi değil 25 26 kişilik bir büyük bir ekiple geldi. peki başka hangi cumhurbaşkanları başbakanlar geliyordu? Rahmetli Turgut Bey de defalarca geldi. Semra Hanım zaten herhalde. Zaten o da geliyordu, Evet. Çok geliyordu tabii. <gülüyor> <gülüyor> peki mesela özel yemek istekleri oluyor muydu? Soruyorsunuz işle... tabii şimdi <laughs> adizeinde bir protokol bu. Yani gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı yani ee, ne isteyebilir, ne isteyeceğini e, yetkili olan e, mercilerden öğrenmeye çalışıyorsunuz. O tarihte e, hiç unutmuyorum e, ben e, gençliğime denk geliyor. Çünkü o zaman Taşlık Maksim'de katiplik yapıyordum rahmetli e, Fethi Işık Bey'in yanında Allah'ın nur için yatırsın ondan da çok şeyler öğrendim ben. E, Nabi Bey vardı sonra da e, Mesut Dizdar vardı ki bunlar çok iddialı kalem müdürleriydi bilahitin. Çok samimi söyleyeyim ki öyle ekstradan çok büyük bir şey bizden talep etmediler. Ve hepsi faturalarını ödendi. Faturaları da vilayet ödedi. Öyle mi? Tabii tabii. Onu peşinden söyleyeyim ki sonra yanlış anlaşılmasın. Semra Hanım öder miydi? Tabii o da ödüyordu Ben bizim davetlimiz olarak geldiğinde yani biz hakikaten davet etmişsek davetli hı, hı. şey yok. Ama kendi arkadaş grubuyla geldiyse inanın bana sizin şerefimle temin ederim herkes parasını dedi. Evet, şimdi e, babanız Fahrettin Aslan'ın en yakın arkadaşları arkadaşları diyebilir miyim? Dostları diyebilir arkadaşları. miyim? Arkadaşları. Eee biri Türker İnanoğlu, diğeri de Erol Simavi. Hürriyet'in patronu. Evet. Şimdi ben yıllarca hürriyet'te çalıştım. Yıllarca medyada çalıştım. Yöneticilik yaptım. Ve birinci sayfanın bizim nasıl kırmızı çizgimiz olduğunu bilirim. Evet. Yani yazı işleri çok kısa zamandır yazı işlerine böyle herkes girebiliyor. Geçmişte kartı olmayan giremezdi. Çok doğru. Ama Fahrettin Aslan Hürriyet'in birinci sayfasını gece yarısı değiştirebiliyor. Evet. Nasıl bir... İpek e... e Hanımcığım sizin <laughs> Hürriyet'inizin kırmızı çizgileri var ise Maksim'in de kırmızı çizgileri var sizin zamanındaki patronunuz kadroyu istediği gibi benim para verdiğim, yövmeye verdiğim insanların bir dakikada kenara çekip istediği gibi fasılı uzatma hakkına sahipse Fahrettin aslında gece bir buçukta Hürriyet Gazetesi'ne 15 bin ya da 20 bin basımını kese kağıdı yapma hakkına sahip. Nasıl? Erol Simavi de maksimeme müdahale evet. ediyor? Evet. Zaten işte yozlaşmadan bahsediyorsunuz. Bir tanesi hayatında basından medyayla alakası olmayan bir adam koskoca Türkiye'nin amiral gemisi diye iddia edilen bir yere bu tip müdahale ederse, ediyorsa, öbürkü de gazinocukla alakası olmayan bir adam kendi şahsi zevkleri için ve istekleri ve kaprisleri için böyle bir uygulamaya eğer maksimde yapabiliyorsa o zaman zaten lambada gaz bitmiş. Neyi konuşuyoruz. Birinci sayfayı niçin değiştirdiğini hatırlıyor musunuz? Kendisinden ilgili bir haber vardı hatırladığım kadarıyla yanlış bir şey söylemek istemem. Zannediyorum ki o habere karşı cevabı bir yazıydı. Gece saat e, 9.30-10'da kaleme almaya başladılar. 11.30-12'ye doğru bitti ve o zaman müdahale edildi. Yayın yönetmenleri kriz çıkarmadı mı buna? Hatırlıyor musunuz? Allah rahmet eylesin Nezit Demirken Demir çok sevdiğim evet. saydığım bir adamdır ama patronlar... Ee, bu tip bir mutabakat sağlamışsa onun dışına geri kalanlar sadece konuşur. Evet. Aslında yine kitabınızda ilginç bir şey var. Erol Simavi oğlunu kaybediyor. Allah rahmet eylesin. Evet. Oğlunu kaybettiğinde de duası da bir ilginçlik var. Onu anlatın istiyorum. İlginç gerçekten. Evet işte benim odamda girdiğimde böyle şamdanları koymuşlar. iki tane şamdan mumlar yanıyor. Maksimde. Evet. Rahmetli Burhan Atakan dedim ki ne oluyor? Katedrale çevirdiniz benim ofisi. Hiç sesini çıkarma otur dedi. Böyle böyle bir durum var. Nasıl bir durum var? Yani işte vefat eden Hı. oğlunun yıl dönemi. Üzüntülüler tabii. Allah kimseye evlat acısı vermesin. İyi de burası yani burada bu neyin bu yani yad ediyorlar onu anlamış değil tabii. Bir de baktım ki içeriye Sazlar geldi. Onlarla beraber yine rahmetli Kâne Karayca geldi. Efendim işte ilahiler söyleniyor, kasideler söyleniyor. Maksim'de. Evet. Orada birkaç kişi daha var ama onların isimlerini şimdi zikretmek istemiyorum. Önemli kişiler. Onun için o bende kalsın. Yaşıyorlar kalsam. mı? Yaşıyorlar. Bende kalsın. İstirham ediyorum. Ondan sonra... Tabii bu, bu şimdi... Şimdi maksim ya maksimi bir tarafa bırakırsak içkili bir yerde ben o kadar mütedeyim mütedeyim bir adam falan değilim Hı. yanlış anlamayın. Ama bu tip şeye de yani muhalifim yani yani bu ortama uymuyor bu iş. Gittim sahne arkasına tabii. Kani Bey dedim ki Kani Baba sen İstanbul'da Mevlütanlar Cemiyeti yani Türkiye'de önemli bir tanınan Mevlütansın yani bu adamlar burada içi, içiyorlar işte Şö, şampanya içiyorlar, viski içiyorlar. Sen kaside söylüyorsun ya, yani olmuyor. Allah dedi ki veli nimetim dedi. Görürsün ki dedi ben amayım. Ya dedim ki birader senin burnunda mı kok almıyor ya? İşte öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu yapıldı ve orada. Ya maksimum. yapıldı hanımefendicim daha ne yapıldı? Şu kitap bakın. Evet. Ben bir... burada da tabii ki biz alkol sağlığa zararlıdır notunu iletelim. Evet. Evet. Bundan önce benim bir kitabım var. Hı -hı. O kitabı ilk 10 binden sonra e, tabi daha magazinel bir kitap. İlk 10 binden sonra durdurdular. Önüne geçtiler ve yürümesine kitabın yol almasına mani Neden? Oldular. Çok mu isim vardı? Yani çok isim vardı. İşte isimlerden dolayı da rahatsız oldukları da e, kesin. Bu ikinci kitap çıkalı 21 gün oldu. 20 gün, 21 gün zarfında ilk baskıya 11 binde çıktılar. Şimdi ikinci baskıya girdi. Bu kitaba bir şey yapamıyorlar. Çünkü bu kitabın yapamamalarının yegane sebebi kendi sektöründe imparator hale gelmiş bir kırmızı kedi var. Basımda hı hı. ve yayımda. Hı hı. Onun için zaten bir şey yapamayacakları için e, kitap insanlar tarafından çok çabuk tanındı. Ve kitabı çocukluğumuz beraber geçen, Allah nur içinde yatırsın, özbeöz öz teyzemin oğlu olan Cem Aziz çakma Cem, Cem ithaf etme sebebim de budur. Cem Aziz Çakmak balyoz mağduru. İsterseniz evet. biraz anlatın. İzleyicilerimiz de duysun. Balyoz mağduru ve ondan ilgili zaten e, ya, e, benim için bir onör meselesidir Cem. E, benim ailemde ve benim e, çok yakınım, kuzenim böyle bir kişinin olması her zaman e, bizim çocukluğumuzda çünkü beraber geçti. Benim için bir e, demin de söylediğim gibi bir onur vesilesidir. Onun oradaki zaten ön sözde de evet. savunmasından bitirdim. Evet. Ee, şimdi aslında asker olmak istiyorsunuz. Evet. Orayı da biraz anlatın istiyorum. Ee, az önce anlattınız ama o kadar mı bu macera? Yani Fahrettin Aslı'nın oğlu olarak dünyaya gelmeseydiniz asker mi olmak isterdiniz? İsterdim. Ama bunu yapamadınız. Yapamadım. Peki babanızla da e, ee, babanızda bir meseleniz var. Ona öfkeniz hiç bitmiyor mu? Bakın ben adaletten bahseden insanların görünüşte adali, adil gibi davranıp adaletsizliklerine babam da olsa muhalefet ederim. Kendi öz öz kızım da olsa muhalefet ederim. Bir insan ya adildir ya değildir. Bir insan ya namusludur ya değildir. İnsanlarda 250 gram namusla 50 gram ya da yarım kilo adalet olmaz. Bana adaletsizlik yaptı. Efendim Fahrettin Aslan çok adil bir adam. İşte peki 70 tane insanı kapının önüne koyduğunuz zaman kıdem tazminatlarını kazanmalarını bu gördüğünüz fakirin ifadeleri doğrultusunda kazandılar. Ben çocuktum orada çalışan vardı. Ben koskocaman adam oldum. Orada o adam hala çalışıyor. Ve siz bu adamı kulağından tutup kapının önüne koyduğunuz zaman bir ailenizdeki ya da kaprise binaen bir takım insanların istekleriyle bu insanları e, sokağın ortasına dımdızda koyduğunuz da kıdem tazminatını veremeyecek kadar eğer vicdan sahibiyseniz o zaman sizin adaletinizden falan bahsetmeye gerek yok. Ben ona adaletli falan bir demem. Bunun benim babam olması falan bir şey ifade etmez. Evet. Keşke yapmasaydım dediğiniz canınızı acıtan bir şey oldu mu Maksim yıllarında? Şimdi bakın İpek Hanım. Bu, kitapla, bu kitapları yazmam demek benim gökten zembiller inmiş bir adam olduğumu göstermez. Bir kere burada bir mutabakat sağlayalım. Benim de kendi hayatımda şu anda kendi kendimi bile affetmediğim, hala benim için soru işaretli olan ve kendi kendimi zaman zaman ayıpladığım hatalarım vardır. Ama benim onlardan bir farkım var bu hataları yaşam biçimi haline getirmedim. Bu hataları kendime şiar edinmedim. Ama pür ufak bir adam mısın? Asla ve kata böyle bir iddiam yok. Kim bu iddiayı olarak kabul ediyor ve pişmanlık duyuyor. Evet, yapma yani. Şimdi düşünebiliyor musunuz? O camianın içerisinde, o şartlar altında sıfır hata. Böyle imkan olabilir mi buna? Bilerek veya bilmeyerek. Bilerek bir hata yaptı mı sadece aslan? Evet, bilerek de hata yaptı. Bilerek birinin canını acıttı mı Savaş Evet acıttım. Bu iftar vesilesi midir? Ümmeti Muhammed beni affetse ben yeri geldiğinde kendi kendimi affetmeyen bir adamım. Belki de bugünkü durumları, bugünkü zor şartları da bundan dolayıdır. Yaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aslında benim soracağım çok soru var. Başka bir programa saklayalım. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Kitabınız bir masalda iki kral olmaz. Yolu açık olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın seyirciler sadece soruyorumun bu akşam sonuna geldik. Pazartesi saat 16'da kadrajda yeniden karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre Marmara bölgesinde İstanbul bulutlu 15, Edirne bulutlu 15